Evet, valizimizi otobüsümüze koyduk. Bu haftaki durağımız Finlandiya. Sabahın ilk saatlerinde yola çıkıyoruz. İlk durağımız İstanbul Havalimanı. Oradan uçağa atlayıp doğru Kuzey Kutbu'na. Sabahın ilk saatlerinde havalimanı servis araçlarıyla İstanbul Havalimanı'na varıyoruz. Buradan Ulusal Havayolumuzun Finlandiya uçağına atlayıp lezzet keşfimize başlıyoruz. Finlandiya'nın kuzeyinde, Lapland'da Rovaniemi şehrindeyiz. Yani Kuzey Kutbu'ndayız. Kuzey Kutbu'ndayız, Kuzey Kutbu'nda. Yaban mersini pastası yapmaya geldik. İrinam'la beraber. Şu anda Kuzey Kutbu'nda minicik bir adadayız. Fasulye, somon balığı. Dünyanın en lezzetli balığı. Vay vay vay. O zaman bir parça daha veriyorum. Bak yağlı yerine. Gökkuşağı alabalığı. Balık nasıl süslenir? Doğal ortamında en basit, en yalın haliyle. Bu ateşle beraber tütsülenerek pişecek. Kuzey Kutbu'nda en fazla geyik eti yeniyor. Bakın geyikler bize geliyor. Elimizdeki bu otu çok seviyorlar. Bakın arkamızdaki geyik geldi. Elimden ot yiyor. Geyik eti kavurması yiyorum. Altında patates püresi. Üzerinde geyik eti. En üstünde de reçel var. Kızılcık reçeli. An itibariyle Yakupcan kocaman kendisi kadar balık yakaladı. Şimdi bu tuna balığı nasıl temizleyeceğiz? Dünyanın tadında kuzeyin lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de İsveç'e geçtik. Finlandiya'nın kapı komşusu İsveç. Tarçınlı İsveç çöreği yapacağız. Evet. Çok meşhur. İsveç çöreği. Tarçınlı İsveç çöreği. Güzel bir hava, ne güzel bir doğa. Kuzey Kutbu'ndayız, Kuzey Kutbu'nda. Yakupcan'la beraber İrina Hanım'ı ziyaret edeceğiz. Kendisi bizi kapıda karşılıyor. Hello İrina, hey! Hey! Nice to see you. İrina Hanım'ı biz geçen yıldan tanıyoruz. Geçen yıl tanıştık kendisiyle. Kışın gelmiştik, Özlem İrina Hanım'la el sanatları yaptı. Ve İrina Hanım dedi ki, yazın gelin ben size bu doğadan topladığım meyvelerle, yaban mersinleriyle pasta yapacağım dedi. Biz de kendisinin davetini geri çevirmedik. Ve yaban mersini pastası yapmaya geldik. İrina Hanım'la beraber. Bakın, İrina Hanım'ın evine bakın. Çok güzel bir ev. Ağaç ev, kütük ev, yapboz gibi ev. Ev yapboz gibi, bakar mısınız? Bakın, gördüğünüz gibi bu şekilde ağaçlar kesilerek parça parça. Aynı yapboz gibi yapılıyor evleri. Tamamen doğal. İrina Hanım'ın eşi yapıyor bu evi. Kendisi yapmış. Yakupcan da takmak istiyor. Yapboz dedik ya. Yavuzken yapbozunu çok sever. Dur, parmağını çek. Sıkışır. Evet, gördüğünüz gibi İrina Hanım yerine taktı. Bu şekilde parça parça ağaçlar keserek, kütükler keserek bu ev yapılıyor. Çiçekleri, bahçesi. Bahçesi ama bahçe diyorum. Orman. Ormanın içerisinde bir ev. Mükemmel bir doğa. Bakın zili de bu. Kapı zili bu. Evet, zili çaldık. Hadi evin içine doğru gidelim. Let's go. Your house. Let's show your beautiful house. Evet, İrina Hanım'ın evini, güzel evini size göstermek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Hı? Eve ayakkabıyla giriliyor, onu söylemek istiyorum. Burada ayakkabı çıkarma kültürü yok. Evin salonu ve mutfağı karşıladı bizi. Evin salonu burada dura dursun. Bizim işimiz evin mutfağıyla. Buyurun, hadi mutfağa geçelim. İrina Hanım aslında kendisi Türk. %30 Türk. Ataları buraya göçmen olarak geliyorlar. Çok misafirperver, çok güler yüzlü. Ve şimdi isterseniz yaban mersinli pastanın, yaban mersinli kekinin malzemelerini öğrenelim. Yumurta yarım bardak, şeker yarım bardak, buğday unu, çeyrek bardak patates unu diye geçiyor burada. 2 çay kaşığı kabartma tozu, 25 gram da tereyağı. İşte içindekiler bu. Bu şekilde çok güzel bir şey hazırlamış içindekileri. İrina Hanım'ı izleyelim. Bana da güzel önlüğe giydirdi, mutfağa girer girmez dedi ki bu önlüğe girmeden seni mutfağa kabul etmem dedi. Hemen çiçekli böcekli önlüğümüzü giydik. Şimdi İrina Hanım'ı izliyoruz. Öncelikle bardağın içerisine 2 tane yumurta kırıyoruz. Yarım bardak etti. Yarım bardak yumurta. Üzerine yarım bardak şeker, toz şeker. İkisini çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırptık.
Buğday unu. Tatlar tabii ölçü önemli. Bu yüzden ölçüde dikkat ediyoruz. Yarım bardak buğday unu. Çeyrek bardak da patates unu. Evet, tereyağı. Tereyağını erittik. Erittiğimiz tereyağı güzelce çırpıyoruz. 25 gram tereyağı koyduk. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet, kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı koyduk. Çırpmaya devam ediyoruz. Şu anda karışımımız hazır. Tepsinin altına yağlı kağıt koydu. Yağlı kağıdın üzerine hazırladığımız karışımı döküyor. Yağlı kağıdın fazlalıklarını kesiyoruz. İşte yaban mersini. Kuzey Kutbu'nun, Finlandiya'nın, Rovaniemi'nin vahşi yaban mersini. Doğal. Tamamen doğadan toplanıyor, ekilmiyor. Kendiliğinden bitiyor. Bu yaban mersinleri de en son üzerine serpeceğiz. Now I put this in oven. Şimdi fırına atıyoruz. Biraz pişecek. About 10 minutes when it's brown. Yaklaşık 10 dakikada rengi kahverengi dönecek. Daha sonra yemişleri, daha yemişlerini atacağız. Finlandiya şundan bahsediyor. Bizim buranın meyveleri, yaban mersinleri, orman yemişleri diğer yediğiniz yemişlerden, meyvelerden çok çok daha faydalı. Çünkü bunun bir sebebi var. Burada yaz mevsimi geldiği zaman güneş hiç batmıyor. Güneş hiç batmadığı için meyveler, sebzeler 24 saat çalışıyor. 24 saat fotosentez yapıyorlar. Bu yüzden çok daha lezzetli, çok daha vitaminli dedi. Bu arada kekimiz ne alemde, ona bakıyoruz. Kızarmış. 5 dakikada. In 5 minutes. Evet, 5 dakikada üstü kızardı. Şöyle üstünü çatalla delikler açtı. Altı pişmemiş, tekrar attık fırına. Evet, kekimiz yanmak üzere, hemen çıkarıyoruz üstü. Evet, iyice kızarmış. Üzerine yaban mersini, yabani yaban mersini, doğadan İrin Hanım kendi topladığı yaban mersinlerini, kek tam pişmeden, şu an altı pişmedi, sadece üstü kızardı. Evet, bol bol yaban mersini koyduk ve pastamızı tekrar fırına atıyoruz. Evet, aynı zamanda yaban mersini suyu da yapıyor kendisi. Bakın, suyunu çıkardı. Bu yaban mersini suyunu yazın soğuk, kışın sıcak içiyorlar. Yaban mersini suyu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Do you like it? Very, very delicious. Blueberry juice is very very good for your eyes. Yaban mersini suyu gözler için çok iyiymiş. Göze çok iyi geliyormuş. Pilots like to drink blueberry. Pilots. Pilotların bir numaralı içeceğiymiş. Yaban mersini suyu. Türkiye'de marketten aldığımız ya da başka bir ülkede marketten aldığımız yaban mersini böyle. İçi beyaz. Fakat Kuzey Kutbu'nda, Finlandiya'da İrin Hanım'ın topladığı yaban mersinin içini görüyorsunuz. Evet. Tamamen kırmızı ve değerlere bakın. Ölçümde, laboratuvarda, ortamında. Antioksidan oranı diğerlerine göre top seviyede. Yani daha yüksek. Wow, şu an hazır. Fırından çıkardık. Görüyorsunuz fokur fokur yaban mersinlerinin suyunu da aldı pastamız. Çok güzel bir görüntüsü var. Tadını merak ediyorum. Eminim sen de merak ediyorsun Özlem. Ben çok merak ediyorum ve meyve suyunu da içmek için sabırsızlanıyorum. Evet, çok göze de faydalı. Her şeye faydalı ya. Ben bunu araştırmıştım zaten. İnanılmaz faydası var. Bu arada İrin Hanım krema karıştırıyor, krema çırpıyor. Birazcık vanilya şekeri attı. Vanilya. Evet, kremayı çırptıysak krema köpürdü. İrin Hanım'ın salonuna geçtik. Çok güzel masa hazırlamış, sağ olsun. Masamıza oturuyoruz. Please İrina, come. Evet, İrin Hanım da getiriyor kekimizi. Of of of. Yakupcan, pastayı görüyor musun? Pastayı. Sıra geldi programın en sevdiğim kısmına. Evet, tadına bakıyoruz. Biraz bir parça çıkardım. Normalde soğuması lazımdı. Soğuyunca donuyordu. Biz soğumasını beklemedik. Üzerine krema döktük. Krema biraz soğutur inşallah. Tadına bakmadan önce bir fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaşmak istiyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı. Hemen bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşacağım. Yaban mersini pastası. Üzerine biraz da krema döktük. Tadına bakıyorum. Çok lezzetli, çok lezzetli. Şeker oranı çok düşük. Dünyanın en lezzetli keki bence. Çok hafif ve çok lezzetli. Biz bu pastanın tamamını yeriz.
Şimdi Özlem'i bu tarafa alalım ve size evin en çok beğendiğim kısmını size göstereyim. Bakın, bayılıyorum. Tamamen geyik boynuzlarından. Sallanan sandalye. Evin avizesi de aynı şekilde geyik boynuzlarından. Evin tamamı ahşap. Baba bir ben de deneyeceğim. Tabii olur mu? Yakupcan denemeden olur mu? Yakupcan bayılır buna. Şu anda Kuzey Kutbu'nda minicik bir adadayız. Kuzey Kutbu'nda birçok akarsu, nehir, göller var. Şimdi biz de bu adalardan birinde rehberimizle beraber çok güzel bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Akşam yemeği. Şu anda hava kararmadı ama saat 12. Bir de bundan sallanan ahşap. Tamam bir akşam ocağımızı sallama. Ocağımızı devirme. Evet, yemekte ne var derseniz karışık fasulye var. Hayır. Yeşil fasulye, kuru fasulye, çeşit çeşit. Karışık fasulye, somon balığı. Somon balığı var, evet. Yakupcan söylediği gibi dünyanın en lezzetli somon balığı. Taze. Taze. Yakupcan'ın en sevdiği balık. Dünyanın en güzel somon balığı. Dünyanın en güzel somon balığı da evet Kuzey Kutbu'nda oluyor. Çünkü çok soğuk suları. Soğuk suda balıklar yağlanıyor ve çok lezzetli. Gördüğünüz gibi rehberim çok güzel bir şekilde pişiriyor. Pişirdiği ocaktan da bahsetmek istiyorum. Aynı bizim tantuni ocağına benziyor bakın. Yağlar ortada birikiyor. Kenarlara diziyor. Yağlar ortada birikiyor. O yağı da kullanıyor. O yağıyla sebzeleri pişiriyor. Ve sebze köfteleri var. Çok güzel bir akşam yemeği bizi bekliyor. Yakupcan'la ikimiz heyecanlanıyoruz. Çok da güzel kokuyor. Ben ilk önce somon balığının tadına bakacağım. Tamam. Önce somon balığını yiyeceksin Yakupcan. Etrafına biraz yağ sıktı. Yağlar ortaya doğru gidiyor. Tereyağı. Oh oh. Tereyağsız olmaz yani bu yemek. Olmaz değil mi Yakupcan? Evet. Balıklarımız pişti. Tabağın köşesine balığı koydu, fasulyeleri koydu ve sebze köftelerini koyuyor. Çok güzel de bir sunum oluştu. Evet, çok güzel gözüküyor. Kuzey Kutbu'nda bu akşamki akşam yemeğimiz hazır. Evet, yemeğimiz pişti. Yakupcan'la beraber tadına bakıyoruz. İlk önce ben bakacağım. Önce Yakupcan baksın balığından, şöyle somon. Bakalım dünyanın en lezzetli somon nasıl oluyormuş. Yakupcan bayılır somona. Evet, bayılayım balığına. Nasıl? Gerçekten dünyanın en lezzetli somonu mu Yakupcan? Türkiye'de de yiyorsun. Dünyanın en lezzetli balığı. Vay vay vay. O zaman bir parça daha veriyorum. Bak yağlı yerinden. Bir de sebzesinden vereyim oğlum. Fasulyesinden. Arkasına at bakayım. Uyum, güzel gidiyor mu? Güzel gidiyor. Sebze köftesi vereyim. Nasıl bir şeymiş? Ben de merak ediyorum. İlk defa yiyeceğiz. En güzel somon bu bence. En güzel somon balığı. Ama bunun tadına bakmadım. Belki en güzeli bu. Değil mi? Bir bak bakalım. Bu da sebze köftesi. En güzeli bu. En güzeli somon balığı. Yakupcan bayıldı. Ben de bakayım bari. Yakupcan, çok güzel. Bir de şöyle bir fark var. Bizim Türkiye'de yediğimiz somon balıkları çiftlik somonu. Çiftliklerden geliyor. Ama burada yediğimiz somonsa direkt Kuzey Denizi'nden tutuyor. Kuzey Denizi'nden tutulduğu için çok daha doğal ve lezzetli. Yağ oranı daha fazla. Ben bayılıyorum. Evet, biz yayınımızı burada keselim. Bakın çayımız da pişiyor orada. Çok güzel bir doğanın içerisinde, harika bir adada dünyanın tadını Kuzey Kutbu'na çıkarmaya devam ederim. İzleyiciler bir şey söylemek istiyorum. Yemek pişti, çay pişmedi. Yemekten sonra çay olacak. Sen merak etme. Yemekten sonra. Aracımızı park ettik. Muhteşem bir doğanın içerisine geldik. Akan nehri görüyor musun Yakupcan? İzleyiciler, kışın bu yasa buz tutuyor. Bu deli gibi akan göl. Evet, bu deli gibi akan nehir kışın buz tutuyor. Geçen kış biz geldik buraya. Bu nehir buz tutmuştu. Yakupcan'la bu nehrin üzerinde yürüdük. Bu nehrin yanındaki ağaç evlerde kaldık. Şimdi ise balık suya oltalarımız hazır. Rehberimiz Sami hazır. Yakupcan da hazır mı acaba? Evet. Oh, kuş seslerini duyuyor musun Yakupcan? Evet. Şurası tamamen ondan. Evet, orada her şey vardır.
Orası oldu orman. Orası olduğu gibi orman. Çok güzel bir doğa. Her türlü vahşi hayvan da burada yaşıyor. Ayılar, kurtlar, geyikler. İnşallah bizim karşımıza balık çıkar. Sadece balık çıkar. Rehberimiz Sami Bey ile beraber bu sabah Kuzey Kutbu'nda balık tutmaya çıktık. Çok güzel yollardan geçtik, harika manzaralar gördük. Kamp ateşimizi yaktık, birazdan balık tutmaya gideceğiz. Ama balık tutmaya gitmeden önce rehberim yanımıza getirdiğimiz daha önceden tuttuğu balığı pişirelim. Biz balık tutarken o pişsin, belki tutamayabiliriz. Burası doğal ortam, hani %100 balık tutacağız diye bir şey yok ama %99 tutarız dedi. Bu balığı dün tutmuş. Taze, daha buzluğa girmemiş doğal alabalık. Bakın bizdeki en doğal alabalık biliyorsunuz kırmızı benekli alabalıktır. Ama buradaysa rengarenk, gökkuşağı gibi. Balığın adı da gökkuşağı alabalığı. Kocaman, aynı somon balığı gibi. Gökkuşağı alabalığı. Çok doğal, çok sağlıklı ve çok lezzetli diyor rehberimiz Sami. Şimdi biz bu balığı nasıl pişireceğiz? Kuzey kutuplular nasıl pişiyorlar? Sizlere onu göstereceğim. Tütsüleyerek pişireceğiz, tütsüleyerek. Kamp ateşinde. Bunun için gerekli malzemeler neler? Bir tane alabalık, talaş ve karabiber, black pepper. Salt and pepper. Tuz ve karabiber. Malzemeleri bunlar. Öncelikle balığı pişireceğimiz özel bir düzenek var. Aynı bizim mangal gibi görüntüsü şu an için. Mangalın altına veya bu düzeneğin altına talaşları döşüyoruz. Evet, balık tütsülemeyi öğreniyoruz bugün. Balık nasıl tütsülenir? Doğal ortamında. En basit, en yalın haliyle. The alder will give the smoke flavor to the fish. Evet, bu talaşlar balığa tütsü kokusu verecek. Böyle is kokusu verecek diyor. O is kokusu da balığa çok lezzetli yapıyor, çok yakışıyor. Ben de çok seviyorum. İkinci aşamamız. Bakın, talaşları koyduk. This is for to collect the grease that comes from the fish. So okay. We will drop down over here, we put it on the bottom. Ateşlerin üzerine bu şekilde bir kapak gibi bir şey koyduk. Okay. Then comes the first one. Onun üzerine ızgaramızı koyuyoruz, ızgaramızı, balığımızı en üste koyacağız. First we have to put the salt and pepper mixture. There's also some lemon inside. So we will put inside and also on the top with your hands. Tuz, biber ve limon varmış. Balığın içine bol bol koyuyoruz. Bakın, karabiber, tuz ve limon. Yeah, it's kind of like a mixture of lemon, salt and pepper. İçine güzel yapıldık balığın içerisine. Dışını da sürüyoruz, dışını da kaplıyoruz. Evet, ızgaramızın en üstüne balığımızı koyduk. Evet, en son üzerini kapatıyoruz. Kapağı kapalı, kendi dumanında pişecek. İsinde. Evet, ateşin üzerine koyuyoruz. Bu ateşle beraber tütsülenerek pişecek. Kaç dakikada pişecek diye sordum rehberimize. Değişiyor diyor. Balığın boyutuna göre, ateşin durumuna göre değişiyor. Ortalama yarım saatte bir saat arası. Kontrol ederek anlayacağız pişip pişmediğini. Ara sıra kontrol etmek gerekiyor ama sürekli kapağını açmıyoruz. Çünkü balık altta yanan talaşların dumanıyla pişiyor. O dumanı kaybetmememiz gerekiyor ama ara ara da kontrol etmemiz gerekiyor ki balığı yakmayalım. Evet, kapağı açtık. Balığın adı gökkuşağı balığı. Adının hakkını her türlü veriyor. Rengarenk, gökkuşağı gibi olmuş. Piştikçe de gökkuşağı gibi olmuş. Özlem, sana emanet. Tamam. Balığı yakmıyorsun, ara ara kontrol ediyorsun. Biz Sami ile beraber bakalım balık tutabilecek miyiz? Tutabilsek onları nasıl pişireceğiz ben de merak ediyorum. Hadi, let's go to fishing Sami. Okay, let's go. Hadi biz balık tutmaya gidiyoruz. Balık sana emanet Özlem. Evet, öncelikle Yakupçan'ın oltasını hazırlıyoruz. Rehberimiz Yakupçan'a bakın. Solucan takıyor. Yakupçan da merakla izliyor. Evet, merakla izliyor Yakupçan. Evet, oltamıza rehberimiz solucan taktı. Şu anda olta hazır. Ve oltaya atıyoruz. Evet. Attık. Balığımız pişerken biz de balık tutmayı denedik ama nasıl geçti Yakupçan balığımız? Babam bir tane balık tutmuştu ama yanlış balık. Küçük balık daha tutulmaz. Yakupcan diyor ki babam bir tane balık tuttu, evet bir tane balık tuttum ama çok küçük.
yavru balık tuttum. Yavru balık da tutulmadığı için yavru balığı geri suya bıraktık. Yani şu anda elimiz boş döndük. Balıktan balık tutamadık. İyi ki rehberimiz gelirken balık getirmiş. We are lucky. Today we are lucky. But anyhow, we get something to eat. Yes, we have fish. Yes, we have. Yes, let's open. Okay, let's see what we got. Evet, şanslıyız. Balığımız pişti. Balığımız bir var. Evet, pişen balığı alıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Gel Yakupcan, buraya gel. Gökkuşağı alabalığı. Rengarenk, rengarenk. Yakupcan nasıl gözüküyor? Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Balığı kılçığından çıkardık. Tabağımıza koyduk. Evet, kılçıklarını... Ama çok kılçıklı bu. Rehberimiz elinde çıkarıyor. Okay, you can taste it. Evet, tadına bakabilirsiniz. Ben bakacağım ilk önce. Hadi önce sen bak bakalım. Bakayım. Nasılmış tadı? Bakalım. Hadi. Elimiz yemiyoruz. Elimiz yiyeceğiz. Doğadayız. Nasıl tadı? İlk yere tadına baktı Yakupcan. Nasıl? Çok güzel. Very delicious. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok güzel ama çok sıcak. Ve biraz acı geldi Yakupcan'a. Evet, ben bakıyorum tadına şimdi. Evet, o isin kokusu balığa sinmiş. Balık zaten çok lezzetli bir balık. Karabiber, limon. Mükemmel olmuş. Ben bayıldım. Son olarak fotoğrafını çekeceğim ve sosyal medyada paylaşacağım. Sosyal medya adreslerimiz Instagram Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünyanın Tadı. Bir de selfie yapalım. Ne yapacaksın? Selfie. Şu anda Kuzey Kutbu'nda geyiklerle beraberiz. Bakın Kuzey Kutbu'nun geyiklerini Yakupcan'la elimizle besliyoruz. Gel. Evet, bu geyikler Kuzey Kutbu'nun en fazla yenen etine sahip. Kuzey Kutbu'nda en fazla geyik eti yeniyor. Bakın geyikler bize geliyor. Elimizdeki bu otu çok seviyorlar. Bakın arkamızdaki geyik geldi. Elimden ot yiyor. Yuhanna Hanım, bulunmuş olduğumuz geyik çiftliğinin sahibi. Geyik etleri hakkında bilgi aldım. Dedim ki geyik eti pahalı mı Kuzey Kutbu'nda? Geyik etinin kilosu. Eğer geyiği tamamen bütün geyik alırsanız kilosu 7 euro, 7-8 euro arasındaymış. Dana etiyle kıyaslarsanız diyor rehberim, hemen hemen aynı diyor. Yakupcan biraz bekleseydin, izleyicilerimize gösterseydik diyeceğim ama Yakupcan yedi bitirdi. Geyik etti, makarna yedi Yakupcan. Yakupcan'la biz bugün Kuzey Kutbu'nda geyik eti yiyoruz. Yakupcan nasıldı? Güzel. Nasıldı makarna? Güzel. Güzeldi. Geyik etti, makarna yedi Yakupcan. Bense geyik eti kavurması yiyorum. Altında patates püresi. Üzerinde geyik eti. En üstünde de reçel var. Kızılcık reçeli. Yalnız reçelin şeker oranı çok küçük. Burada reçeli etle beraber yiyorlar. Ve turşu. Bakın birbirinden zıt tatlar bir arada. Geyik eti Kuzey Kutbu'nda Kuzey Kutupluların en sevdiği ve en çok tükettiği et. Çok da faydalı. Onlara göre geyik eti dünyanın en sağlıklı eti. Araştırdım. Faydası nedir diye internetten. Evet, yaşlarında faydalıymış. B vitaminlerinin hepsini barındırıyor. Kalorisi diğer etlere kıyasladığımız zaman neredeyse yarısı kadar. Yani diyet yapanlar için çok önemli. Demir oranı diğer etlerden çok daha yüksek. Ayrıca yağ oranı da çok az. Evet, şimdi tadına bakacağım. Geyik etinden, patates püresinden ve reçelinden aldım. Bakalım nasıl bir tat. Dünyanın en sağlıklı eti olabilir. Onu bir köşeye bırakıyorum ama dünyanın en lezzetli eti diyebilirim. Yumuşacık, lokum gibi. Reçelle ilk defa bir et yedim. Etin, reçelin şeker oranı düşük olduğu için hafiften de ekşisi var. Et de güzel gidiyor. Bayıldım. Şimdi bu güzel geyik etini yiyeceğim. Ardından dünyanın tadını Kuzey Kutbu'nda çıkarmaya devam edeceğiz. Yakupcan'la beraber Kuzey Kutbu'nda balık maceralarımıza devam ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde solucanları topladık. Gölün kenarına geldik. Oltamızı vira bismillah deyip atıyoruz. Yakupcan'da oltası var.
tuttum ben. Evet, Yakupcan'ın ufakta bir balığı var. Yakupcan şanslı. Dün tutamadık. Dün çok küçük bir tane tuttuk, onu geri bıraktık. Rehberimizin getirdiği balığı yedik ama bugün kendi tuttuğumuz balığı yiyeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyiciler, an itibariyle Yakupcan kocaman kendisi kadar balık yakaladı. What is the name of this fish? This is pike. Pike, pike balığı. Çok lezzetli olduğunu söylüyor rehberimiz. Aynı bisikletin İngilizcesi gibi. Aynı bisiklete benziyor İngilizcesi, bicycle. Bike balığı, sözlükten baktık Türkçesi ne diye. Turna balığıymış, turna balığı olarak geçiyor Türkçesi. Turna balığını birazdan yiyeceğiz. Yakupcan hazır mısın? Evet çok. Heyecanlı mısın? Hazırım. Yani böyle balık tuttuğuma inanamıyorum. Ne hissediyorsun? Neyse, bu çok kocaman bir balık. Rehberimiz Michael'la tuttuğumuz turna balığını temizliyor. Gölün buz gibi sularında. İzleyiciler, doğadan benim tuttuğum balığı aldı. Şimdi odamıza geldik, pişireceğiz. Evet, Yakupcan'ın tuttuğu balığı aldık, geldik odamıza. Şimdi turna balığı tava yapacağız. Tarifini sizlerle paylaşacağız. Lapland'da, Kuzey Kutbu'nda. Şimdi bu turna balığını nasıl temizleyeceğiz? İzleyiciler, babam nasıl temizleyecek çok merak ediyorum. Bu turna balığının filetosunu çıkarmamız gerekiyor. Yani kılçığından ayırmamız gerekiyor Yakupcan. Çok kılçıklı bir balık. Evet, gördüğünüz gibi üstten kafasının olduğu yerden bir çizgi attık. Daha sonra sırtından bir çizgi açıyoruz. Evet, balık pullu balıkmış. Bu pullarını da temizleyeceğiz. Balığı rehberimiz temizledi. Tutar tutmaz. Aslında pullarını temizlemesi lazımdı ama pullarını temizlememiş olsun. Birazdan filetosunu çıkarttıktan sonra temizlerim. Onu da gösteririm sizlere. Şu anda balığımızın yarısı fileto şeklinde hazır. Diğer tarafını çıkaralım fileto şeklinde aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi kemiğinden ayırıyoruz. Çok lezzetli bir balık geliyor Yakupcan. Senin tuttuğun balık gerçekten tutması çok zor ve çok kıymetli bir balık. Kuzey Kutbu'nun turna balığını gördüğünüz gibi fileto şeklinde çıkardık. Şimdi pullarını temizliyoruz. Derisinin üzerinde bıçağımızı gezdirerek. Pullarını temizledim. Şimdi doğrayacağız. Evet, en son balıklarımızı bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Doğradığımız balık etlerini. Bunu yapmamızın sebebi bu etlerin arasında ince ince kılçıklar var. Onları küçültmemiz gerekiyor. Kuyruğa doğru gittikçe o kılçıklar iyice azalıyor. Balığın kafa kısmında en kalın kılçıklar var etlerin arasında. Kuyruğa doğru azalıyor. Bu balığı da en iyi pişirme şekli yağda kızartmaymış. Yağda, kızgın yağda kızartırsanız dediler. Etin arasındaki kılçıklar yok olur gider dediler. Bilmiyorum, bakacağız. Hep beraber test edeceğiz. Evet, bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Kıtır kıtır kılçıkları var. Etin arasında da kılçıkları var. Bol kılçıklı bir balık ama çok lezzetli eti var. Bu şekilde hazırlanıyor. En son tuzluyoruz. Böyle hepsini beraber tuzluyalım. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi unluyoruz. Unladığımız balıklarımızı diziyoruz. Yağımız iyice kızdı. Yakupcan çatalını bıçağına almış geldi. Evet, kızan yağın içerisine turna balıklarını atıyorum. Vay vay vay. Evet, gördüğünüz gibi zeytinyağında kızartıyoruz balıkları. Yakupcan ustanın tuttuğu balıkları. İzleyiciler, ben çatal bıçağımı aldım geldim. Balıkları ufak ufak çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarıyor. Bembeyaz eti var. Pişenleri çıkarıyorum. Evet, Yakupcan ilk balığın tadına bakıyor. Üfleyerek yiyor. Ağzını yakma Yakupcan. Nasıl olmuş? Ben de bakayım. Ulan. Çok lezzetli. Evet, çok lezzetli. İnanmıyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk Yakupcan. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Hayatımda yediğim belki de en lezzetli balık. Kuzey Kutbu'nun soğuk sularında yaşayan turna balığı. Yakupcan. Evet, çok teşekkür ediyoruz sana. Bu güzel balığı tuttuğun için.
Dünyanın tadında kuzeyin lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de İsveç'e geçtik. Finlandiya'nın kapı komşusu İsveç. İsveç'in Vaxholm adasındayız. Bu ada çok güzel bir tarihe, doğaya ve lezzetli mi lezzetli yemeklere sahip. Vaxholm'da İsveç çöreği yapacağız. Vaxholm harika bir doğanın içerisinde çok güzel ağaç evlere sahip, ahşap evlere sahip. Biz de bu evlerden birine konuk olacağız. Arkamda görmüş olduğunuz bu ev 18. yüzyıldan kalmış. İçerisinde Linda Hanım yaşıyor. Evet, Linda da geliyor, bizi gördü geliyor. Linda Hanım'ın evine konuk olacağız ve Linda Hanım'la beraber İsveç çöreği yapacağız. Eminim siz de merak ediyorsunuz, ben de merak ediyorum. Bu İsveç çöreğinin tarifi için İsveç'in Vaxholm adasına geldik. Hi Linda! Hey, welcome! Thank you. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk diyoruz kendisine. Linda Hanım'ın çok güzel bir evi var. Bu evi aynı zamanda bed and breakfast, yani pansiyon olarak kullanıyor. İsveç'e gelirseniz Vaxholm adasında bu şekilde çok güzel pansiyonlar var. Ormanların içerisinde, doğanın içerisinde bu gibi yerlerde kalabilirsiniz. Şimdi biz Linda Hanım'ın mutfağına gidiyoruz. Sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Çok güzel bir mutfağı var. Mutfakta da bizi Linda Hanım'ın köpeği Serdar karşıladı. Yavrukken çok sevdi. Ve denizlerinden. Biz de çok sevdik. Ben şimdi ellerimi yıkadığım için dokunmuyorum. Tarçınlı İsveç çöreği yapacağız. Evet. Çok meşhur. Tarçınlı İsveç çöreği. Linda Hanım bugün bize hazırlayacak. Hemen isterseniz başlayalım malzemelerini öğrenerek. Evet. 75 gram maya, 500 gram süt, 1 kilo un, 2 tane yumurta, içi için 150 gram tereyağı, 175-200 gram şeker, 2,5 kaşık ekmek kırıntısı, 1 kaşık su, 2 kaşık tarçın. Evet, üzeri içinse bir yumurta, bir tutam tuz, bir kaşık süt ve birazcık toz şeker. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi Linda Hanım'ı izliyoruz. Yakupcan da geldi. Bu arada köpek de bizi izliyor. Evet, bu arada arkada da sevimli dostumuz köpeğimiz de bizi izliyor. Yemek yaparken mutfakta dolanmıyormuş. Yok. Onu biliyor, uzaktan bizi izliyor. Mutfağın dışından bizi izliyor. Yok. Bravo. Tatlı yaptığımız için her şeyin ölçüsü çok önemli dediğin ilde. O yüzden tartarak koyacak malzemeleri. Evet, 75 gram maya. Into smaller pieces. Küçük parçalara ayırmamız gerekiyor, parçalamamız gerekiyor diyor. Üzerine süt koyuyoruz. Mayanın üzerine 500 gram, yarım litre süt koyduk. Bir tutam deniz tuzu. Bunun ölçüsü bir çay kaşığıymış. Süper. Yeah. Okay. And then you also need some sugar. Biraz şekere ihtiyacımız var. Yumurta daha da iyi kabarmasını sağlıyormuş. Şimdi kakule döveceğiz. Biraz kakule koyduk. Kakuleyi havanda döveceğiz. Bir kaşık kadar kakule koyduk. Bir kilo un gerekiyor ama bir kilo unu bir kere de koymayın diyor Linda. Sert olabilir hamurunuz. O yüzden önce 700 gram, 800 gram koyun. Eğer kıvamı olmazsa üzerine un eklersiniz diyor. Veya çok sert olursa ununuz, o zaman da üzerine süt koyarsınız. Çok sert bir hamur olmayacak dedi Linda. Şimdi karıştıracağız, güzelce yoğuracağız ama biz bu yoğurma işlemini mikserde yapacağız. Evet, miksere koyuyoruz. Ve mikserde karıştıracağız Yakupcan. Bir kaşık tereyağı koyuyoruz. Evet, Yakupcan koyuyor. Tereyağlarını Yakupcan koydu. Bu çok lezzetli olacak. Bu çörek çok lezzetli olacak. Bu şekilde bunun 15-20 dakika karışması gerekiyormuş. Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Hamurumuz karışırken bir taraftan da ikini hazırlayacağız. Önce tereyağı. And the whole filling is about taste, right? Her şey tadı için diyor. Her şey tadı için diyor. Çok güzel tat veriyor tereyağı. Yes. So, about 150 grams of butter. 150 gram tereyağı koyduk içi için öncelikle. Şimdi şeker. Okay. Yes, let's continue. So like 1 3/4 deciliter I think is good, but between 1.5 and 2 deciliters of sugar. Yaklaşık 175 gramlık şeker koyduk. O da bir su bardağı yapıyor neredeyse. Yeah. Üzerine tarçın. 2 tatlı kaşığı tarçın koyduk. Ekmek kırıntısı. Tarçın çok güzel kokuyor. Güzelce elimizle yoğuruyoruz. İçimiz hazır. Hamurumuz yoğurduktan sonra, karıştıktan sonra yaklaşık 1 saat daha beklemesi gerekiyor ki iyice kabarsın, iyice mayalansın. Bakın, mayalanan hamur iyice kabarmış, gördüğünüz gibi taşmış. Şu anda hazır olan hamur bu. Yep. Yes, Linda. And this one was about this small to start with. Bakın, bu kadarmıştı bu hamur. Kabara taşmış. Yep. Evet, mayalanması için üzerini kapatması gerekiyormuş. Şu anda üzerini açtık. Yep. Çok az bir hamur.
Bu kadar oluyor. Bakalım nasıl açacağız? Ben de merak ediyorum. Yes, Linda. Yeah. Let's start. Öncelikle güzelce tezgahımızı unladık. Evet, üzerine birazcık un serpiştirdik. Altına un serptik. Merdaneyle açıyoruz. Hamurumuzu kare bir şekilde açtık. Kalın. Yani fazla bizim yufka hamuru gibi değil. Kalın bir şekilde açtık gördüğünüz kıvamda. Ve içerisine hazırladığımız içi, tarçınlı, tereyağlı, şekerli harcımızı güzelce sürüyoruz. Hamuru katlıyoruz. Okay. Tekrar merdaneyle açıyoruz. Yeah, yes. Just do this a little bit to make the pieces stick together, right? Birazcık birbirine yapışmasını istiyorum hamurların dedi. Arasına koyduğumuz tarçınlı harç var. Yakupcan da geldi. Hoş geldin Yakupcan. Ya beni kucağına alma. Sevdin mi böyle? Sevdim. Köpeği de sevdin. Evet, sevdim ama köpek suyunu içmedi, bahçedeki pis su içti. Ay, köpek suyunu içmemiş, bahçedeki pis su içmiş. Zaten bitmiş. Yakupcan şikayet etti. Evet, bir taraftan hamuru kesiyoruz. Doluya doluya katladık. Çiçek gibi oldu. It looks like a flower. Yes. Evet, çiçek gibi oldu. Çok güzel. Ondan sonra tepsiye diziyoruz. Tepsinin altında yağlı kağıt var. Bakın hamurları kesiyoruz. Kestikten sonra doluyarak sarıyoruz. Evet, bu şekilde bakın doluyoruz. Not too tight because evet. You don't want you want it to be able to rise. Yes. Bakın doladık. Bakın parmağına sardı. And under. Alttan geçirdi, bağladı. Bir tepsiye 9 tane koyacağız çünkü bunlar da daha mayalanacak diyor Linda. Bekledikçe mayalanacak, şişecekler. O yüzden aralarında boşluk bırakarak geniş geniş koymanız gerekiyor. Bir tepsiye en fazla 9 tane koyabilirsiniz dedi. Şimdi ben deneyeceğim. Now I will try. So cut in double. Evet, bu kadar büyüklükte. Yeah, sure. Keseceğiz. Take a piece. Kestik. Yeah. Şimdik. Geçtiriz. So, and you just... Evet, çöreğimizin kendini aldık. Twist it a little bit. Güzelce şöyle bir... One hand on each side, yeah. Bakın bu şekilde doladık. Great. And okay. Now round your finger. Parmağınızı sarın. Oui. Perfect. Bu şekilde sardık. Yeah, and then cut alttan them. İkisini bağladık. Yeah, and then have it locked there. How is it? Because yes, oh beautiful. Because yes. Ya ben de olsun. Ben yaptım. Ben de yaptım. Bağladığımız yerin altta kalması gerekiyormuş. O ikisini birleştirdiğimiz bağladığımız yerin altta olması gerekiyormuş. Yakupcan deniyor. Yakupcan döndür. Evet. Wow, Yakupcan yapıyor. Bravo Yakupcan. Evet, Yakupcan parmağını doladı. Bravo Yakupcan, çok iyi tekisin. Süper, süper. Bravo. Tamam, bağla, alttan bağla. İşte bu. Koy tepsiye. Bravo. Bravo. Tamam, bozma. Hemen tepsiye koy. He will eat this. Bravo. Fantastic. Bravo Yakupcan. Çok güzel oldu. Bakın Yakupcan bile yaptı. Çak Yakupcan beşlik. Bir saat daha bekleyince bu hale geliyor. Şu anda bunlar fırına girmeye hazır. Linda Hanım üzerine yumurta sürüyor. Yumurtanın içerisine tuz koymuş, birazcık süt koymuş ve toz şeker koymuş. Daha iyi kızarsın, daha güzel olsun diye. En son üzerine parça şeker atıyoruz. Parça şeker. Evet, şimdi fırına atma zamanı. Bakın tepsiye attık. Tepsinin altına su. Tepsinin altına su attık. Kurumasın diye. Ve bu şekilde pişiyor. Evet. 5-6 dakikada pişti. Evet, İsveç çöreği hazır. Ben kahvemi aldım. Bahçeye çıktım. Çok da güzel bir bahçesi var Linda'nın evinin. Bahçede kahvemi içerken Linda da pişen İsveç çöreklerini aldı geliyor. Come here Linda please. Wow, wow, wow. Şu anda İsveç çöreklerimiz hazır. Yakupcan tadına bakmış bizden önce. Yakupcan gel. Tadına bakıyorum. Linda I am trying it. Bir kısmını evet, ben büyüğünü seçtim. Linda da gözünden kaçmadan önce Yakupcan tadına baktı. Yakupcan tadı nasıl? Sevdin mi İsveç çöreğini? Güzel mi? Süper. Yakupcan çok güzel dedi eliyle. Güzel işareti yaptı. Çok sevdim. Bayıldım. Yumuşacık. Çok güzel bir hamur. Ve içerisinde tarçın. Çok da güzel kokuyor. Çok güzel olmuş Linda. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz Linda Hanım'a. Kendisiyle beraber harika İsveç çörekleri yaptık. Ve dünyanın tadını İsveç'te çıkarmaya devam ediyoruz.
Linda Hanım'ın çörekleriyle.